Piyasanın görüşüyle devam ediyoruz. Gece Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Enver Arkan telefon attığımızda. Günaydın Enver, iyi haftalar. Günaydın Zeynep, sana da iyi haftalar. Bu hafta piyasalardan neler beklersin? Moody's Fitch haberlerini aldık. Bugün ajandamızda enflasyon var, hatırlatalım. Evet, şimdi haftanın sonuna doğru tabii Türk varlıklarının durumunda yeniden bozulma işaretleri görmeye başladık. Yine hafta başlangıcında da rating kuruluşlarının cuma günü yaptığı negatif açıklamalar piyasaların üzerinde baskı yapabilir. Özellikle tahvil faizleri tarafında bir miktar daha yukarı hareketlenme görebiliriz. Öte yandan odak noktamız öncelikli olarak bu hafta enflasyon ve akabinde Merkez Bankası'nın faiz kararı olacaktır. Bugün açıklanacak Mayıs enflasyonu aylık bazda %1'in üzerinde gerçekleşeceği benziyor. Büyük ihtimal %1,5-2 bandında gelebilir. Yani yüksek ihtimal %12 üzerine giden bir yıllık enflasyon göreceğiz ki bu yüksek gerçekleşmeye Perşembe Merkez Bankası'nın nasıl bir tepki vereceği belirsiz durumda. Enflasyon referansıyla merkez tarafında 100 bas puanlık faiz arttırma hamlesi gelebilir. Yıllık enflasyon gerçekleşmelerinde ve ileriye dönük beklentilerde bozulma nedeniyle sıkı para politikasının dönüşünün zaten devam etmesi kuvvetli muhtemel. Buna ek olarak risk algısında Trump'ın sahalara gümrük vergisiyle geri dönmesi fırtınanın şiddetini arttırabilecek bir durum. Trump küresel ticarette belirsizlik dinamiklerini tetikliyor ve karşı hamlelerin gelmesiyle küresel bazda belirsizden kaçış modu da etkin olabilir görüntüsü var. Bunun yanında Amerika verilerinin iyi gelmiş olması bizim açımızdan başka bir his. Çünkü Amerikan tahvil faizleri yeniden ekonomi bazlı olarak yükseliyor görünüyor. Kur tarafında 4.64 üzerine tutunma 4.71-4.81 gibi bariyerlere doğru çıkış ihtimalini canlı tutuyor. Geniş perspektifte de 4.42'ye kadar olan bölgeyi tepki satışı bölgesi olarak görüyoruz. Borsa tarafında 100 bin üzerine tutunma kritik olacaktır. Eğer bu gerçekleşmezse 98.500 aşağıda çok kritik bir destek noktası ki orası aşağı yönlü kırılırsa borsada satışları kısa vadeli derinleştirebilir görüntüsü var. Yukarıda ise 101.500 ve 102.500 gibi direnç seviyelerini kısa vadeli izliyor olacağız. GCM Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Enver Arkan, çok çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için. Hareketli bir hafta olacak piyasalarda, hepimize şimdiden kolay gelsin diyelim.